Sol! Sol! Nasılsınız? Sol! Devam edelim. Burada topla hadi. Geçen sefer de yine burada ya. Evet. Sol. 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 Şöyle baştan. Sol. Nasıl hanımefendi? Sol. 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 Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam olsun. ...2017 yılında hem karada hem denizde toplam 175.752 düzensiz göçmen yakalamış idik. 2018'de bu sayı 268.000 kişi oldu. Ve yılbaşından bugüne kadar da bu sayı 162.692. Yani ortalaması şudur. Siz bunu benden çok daha iyi biliyorsunuz. Çünkü biraz önce paşamız söyledi. 7 gün komutanımız 7 gün 24 saat bu konuyla uğraşıyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz. 2017'den de 2018'den de kaçak göçmen sağanağı da fazla, yakaladığımız da fazla. Bunu gösteriyor. Dolayısıyla göç meselesindeki içindeki kaçak göçü ayrı bir başlık olarak görmemiz lazım. Düzensiz göç bizim için hem bir vicdani meseledir hem de güvenlik meselesidir. Biz olaya böyle bakıyoruz. Ancak batılılardan farkımız şu ki biz bu işin başından beri yakaladığımız insanlara suçlu veya terörist muamelesi yapmıyoruz. Ölümden kurtardığımız, kandırılmış veya çaresiz insanlara nasıl davranılması gerekiyorsa sizler de, bizler de ülkemize aynı şekilde davranıyoruz. Güvenliği de elden bırakmadan yasal prosedürlere uygun olarak onları geldikleri ülkelere geri göndermeye çalışıyoruz. Yakalanan hiçbir kaçak göçmen, evet, bu konuda anlattığım gibi kötü muameleyle karşı karşıya kalıyor değildir. Ve şunu söyleyeyim, öyle bir iş yapıyorsunuz ki, aziz Allah, öyle bir iş yapıyorsunuz ki, öyle güçlü bir iş yapıyorsunuz, öyle bir insani, öyle bir vicdani iş yapıyorsunuz ki aslında burada yakaladığınız her kaçak göçmen belki de kendi memleketinden göçmen kaçakçılarına, organizatörlere maalesef farklı yollardan bu kaçakçılığı sağlamak isteyenlere büyük bir engel teşkil ediyor. Sizin buradaki mücadeleniz başlama noktasını etkiliyor. Afganistan'dan, Pakistan'dan, Afrika'nın ülkelerinden, Bangladeş'ten buraya, bu rota üzerinden gelmeye çalışanlara Türk Sahil Güvenliği, Türk Emniyeti, Türk Jandarması, Türkiye'deki Silahlı Kuvvetler, Sınır Kuvvetleri büyük bir mücadele veriyorlar, sözünü intikal ettiriyor. Siz buradaki yaptığınız mücadeleyle aslında yolda bir meçhule gidecek insanların hayatlarının kararmasını engelliyorsunuz. Sahil Güvenlik Teşkilatımız yaklaşık 6400 personelle karada 2323, denizde ise 8484 kilometre bir uzunluğu kontrol etmektedir. Bu da takdire şayan bir noktadır. Yılbaşından bugüne kadar denizlerimizde 470 düzensiz göç olayında 16.115 göçmen yakalanmıştır. Bunun yanında kaçakçılık, deniz kirliliğiyle mücadele, yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadele, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gibi farklı alanlarda teşkilatımız hizmet vermektedir. Yalnız arama, kurtarma ve tıbbi tahliye faaliyetlerinde yılbaşından bugüne kadar 247 insanın tıbbi tahliyesi gerçekleştirilmiş, 11.308 kişiye de yardım edilmiştir. Bu bile başlı başına büyük bir vicdan ve merhamet hareketi. Keza uzak sularda önemli uyuşturucu operasyonlarına da imza attırmaktadır. Sahil güvenlik göğsümüzü kabartmaktadır. Geçtiğimiz Nisan ayında sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelimizce uluslararası sularda gerçekleştirilen ortak operasyonda Türkiye'ye yaklaşık 750 deniz mili, neredeyse 1390 kilometre, Trablus'a 78 deniz mili,
ve Tunus'a 150 deniz mili mesafede Türk bayraklı bir gemide 482 kilogram toz esrarıyla geçirmiştir. Güzel değil mi? 4 ton. 4182 kilogram. 4 ton. Elbette ki hem 2011 yılından itibaren artan bu düzensiz göçmen baskısıyla hem de denizlerdeki uyuşturucu kaçakçılığıyla ve diğer suç unsurlarıyla mücadele edebilmek için teşkilatımızın kapasitesine önemli yatırımlar yaptık. Özellikle düzensiz göçte 2015 yılında %10 olan yakalama oranımızı 2017 yılında %43'e, hali hazırda da %51'e çıkarmış durumdayız. Yani kaçak göçmen yakalama kapasitemizi bu kadar büyük sağanak olmasına rağmen ciddi bir şekilde arttırmış olmanız, bu kadar büyük bir mesai ortaya koymanıza rağmen dikkatten kaçırmamanız da bana göre takdir edilecek bir unsurdur. Öyle Avrupa parlamentolarına seçilmeyle bu işler olmaz. Şunu söyleyeyim, Türkiye bu mücadeleyi büyük bir kararlılıkla yürütmezse Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz. Bu net söylüyorum. İsterlerse deneyelim. Bizim milletimizin büyük bir bölümü bunu denemeye çok meyen. Hakikaten meyen. Ben gittiğim yerde niye bu mücadeleyi yapıyorsunuz? Bırakın gitsinler diyorum. Milletimizin büyük bir kısmı bu işe meyen. Öyle Avrupa parlamentosunda oturacaksınız. Oradan Türkiye'yi eleştireceksiniz. 300 yıl öncesinin solculuklarını gerçekleştireceksiniz. 150 tane göçmen geldiği zaman etekleriniz tutuşacak. Sonra da Türkiye'ye oralardan hakaret edeceksiniz. Sadece sabrımızı taşırmamalarını tavsiye ediyoruz. Biz sağanağın nasıl bir sağanak olduğunu görüyoruz. Altında ezilirler. Bu kadar açık ve net. Onlara tekrar buradan söylüyoruz. Kollarını sıvayın, kollarınızı sıvayın. Bu işte Türkiye'nin yapmış olduğu mücadeleye destek olun. Mış gibi de yapmayın. Şu anda mış gibi yapıyorlar. Tekrardan söylüyorum. Bunu kimse tehdit olarak algılamasın. Ama şuramıza kadar geldi. Türkiye oyalanacak bir ülke değildir. Burada Türkiye milletiyle bütün güvenlik güçleriyle büyük bir mücadele ortaya koymaktadır. Tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi, Avrupa eleniyor. Buna hakları olmadığını buradan bir kez daha söylüyoruz. Bunu çok net ve açık bir şekilde söylüyoruz. Yani buradan kapıları açtığımızda 6 ay hiçbir hükümete dayanamaz. Tekrardan söylüyorum. 6 ay hiçbir hükümetlere dayanamaz. Siyaseti az aşağı 5 yukarı takip eden bir arkadaşımızım. Avrupa'nın şu andaki hassasiyetlerini de iyi takip etmeye çalışanlardan bir tanesi. Onun için bizim yapmış olduğumuz bu vicdan ve merhamet hareketine sadece mış gibi destek olmak, öyle Avrupa parlamentosunda oturup aman Türkiye'yi yukarıdan aşağı üst dillerle beraber eleştirmeye çalışmak hiç doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Ve Türkiye bugün hakkaniyetli bir şekilde bütün meselelere sahip çıkan, hakikaten güçlü bir şekilde yönetilen Sayın Cumhurbaşkanımızın da iradesinin bu noktalarda net bir şekilde her noktaya yansıyan ve milletimizin de merhametinin ve vicdanının sürekli bu meselelerin içerisinde olduğu güçlü bir ülkedir. Ben bu vesileyle buradaki personelimize, komutanlarımıza ve bu arkadaşlarımızın şahsında Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın tüm personeline ve kıymetli ailelerine sonsuz şükranlarımı sunuyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Rabbim sizi karada ve denizde muhafaza ve mansur ve muzaffer eylesin inşallah. Ayağınıza taş değdirmesin. Hepinizle gurur duyuyoruz. Hepinizle onur duyuyoruz. Bilesiniz ki hem bu dünyanızı mamur ediyorsunuz hem öteki dünyanızı mamur ediyorsunuz. Sağ olun, var olun. Hepinize teşekkür ediyorum.
Dümende mi bakalım? Evet, orada.